Merhabalar herkese. Ya bizdeki süreç şöyle başladı. Aslında Onur abiyle de konuşurken işte işten çıkarmalar olacak gibi bir konuşmalarımız oluyordu aramızda. 10 Mayıs haftası, aslında pazartesi ben hissettim ki işten atılacak birisi olanlardan birisinin olacağını. Yani daha önce de işten çıkarıldığım süreçler de oldu. Bunu hep hissediyordum, biliyorum. Altıncı isim herhalde bu konuda kuvvetli. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Yani 10 Mayıs'ta bu haberi aldıktan sonra yani kendi sendikamıza gidip bununla ilgili bilgi almaya çalıştık. Belki olayın sıcaklığından dolayı onlar çok hızlı bir reaksiyon göstererek bize istediğimiz cevapları verememişlerdi. Bir 3-4 gün sonra, güne kadar. Sonra işte kendi arkadaşlarımızdan, yani aynı şirkette olan arkadaşlarımızdan Aslan abi, Süheyla Vicdan kendi bilgilerimizi alarak bir grup oluşturdu işte tanıtılanlarla ilgili. Sonraki süreçte yani bir 4 gün sonra artık sendika, bu sesim gelmiyor. Daha sonraki kendi sendikamız tamamdır. Yani bu İşin öznesi biz olduğumuz ve siz eyleme başladığınızda arkamızda olacaklarını söylediler. Biz de bu süreç içerisinde diğer sendikaları, STK'ları, işte emeğin yanında olan siyasi kuruluşları ziyaret ederek desteklerini almaya çalıştık. 22 Mayıs'ta eyleme başladık. Bu eylem sürecinde yani birçok acı hikayeleri var her işin olduğu gibi. Artık ben kendi adıma söyleyebilirim. Kendi derdimi, hayallerimi falan bir kenara bırakarak onların dertlerine ortak olmaya çalıştım. Onları, yani ben işe girmesem de onların yanında olacağım diyordum, yani bu ilk günden beri söylediğim şeydi. Sonraki süreç işte herkes bir araya geldi. İki şirket vardı aslında, onu söyleyeyim ilk önce. İzdoğa ve İzenerji olarak iki şirketteki çalışanlar bir araya geldi ve eyleme başladık 22 Mayıs'ta. Ya çoğu arkadaşım eylem deneyimi yok. Her şeyi orada öğrendi. Bu konuda zaten sendikaların desteği çok önemliydi, çünkü şu şöyle oluyor, yani hayatta da iş eve gidip geliyorsunuz. Orada hayatı renklendirmek için bir şeyler yapmanız gerekiyor hayatınız, işte sinema olsun, gezi vesaire olsun gibi. Sendika ve diğer STK'ların bizim yanımızda olması, sesimize ses olması, oradaki renklerdi. Yani burada şu anda Umut senin amblemini görüyorsunuz. Hepsi birer renk olarak görüyor ve gerçekten de eylem alanında onu hissediyorsunuz. Sonraki süreçte bize gerekli, yani yeni gelen başkan, yönetim, CHP il başkanlığı hiçbir şekilde kale almıyordu, görmezden geliyordu. Ta ki Özgür Özel'in İzmir'e girişine kadar. O zaman bizi kale aldılar, randevu verdiler. O zaman şöyle bir süreç oldu. Siz eyleminize bir iki üç gün ara verin, bunun takipçisi olacağız demişlerdi. Dediğimiz gibi bu eylemin öznesi bizdik. Biz karar verdik ve eyleme devam ederek Özgür Özel'le bir görüşme, ondan sonraki pazartesi Cemil Başkan'la bir görüşmemiz oldu. Çünkü bizi haksız yere işten atmışlardı. Hatta o görüşmede şöyle bir diyalog geçiyor. Cemil Başkan diyor ki, benim sahada elemana ihtiyacım var. Ve şu anda da ilaçlama personeline ihtiyacım var. Sözcülerimizden birisi Ercan. O da ilaçlamadan işten atılmıştı. Yani bu bizim haklılığımızı gösteren bir süreçti. Sonraki süreçte Cuma günü bir toplantımız daha olacaktı Cemil Başkan'la. Oradan hiçbir neden olmadan bu toplantıyı iptal ettiler. Bizim de eylem sürecimiz farklılaştı artık. Yani Cemil Başkan nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz. İşte o gün Çeşme'deki meclis toplantısı kalede yapılacaktı. Oraya gittik. Daha sonra İzmir Sanat'taysa buradaydık. En sonunda Ticaret Odası'nda
karşısına çıktık ve eylemimiz kazanımla sonuçlandı. Burada yine tekrar teşekkür ediyorum bizi destekleyen STK'lar, sendikalar, diğer emeğin yanında olan siyasi kuruluşlar. Beni de buraya davet ettiğiniz ve konuşma fırsatı verdiğiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum.